F-16'nın mühimmatını biz yapıyoruz. Mesela bu İHA'larda, SİHA'larda vesaire, özellikle SİHA'larda yapıyoruz. Ve şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Yani Tayfun diyorsun, şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. Vuracak tabii. Yani sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara şuradan buradan bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak yani. Dün mesela Bulgaristan Cumhurbaşkanı ülkemizdeydi ve Baykar'ı ziyaret etti, gezdi. Daha sonra biz kendisiyle yaptığımız toplantıda dedim nasıl buldun kendisine? Dedi ki şu anda Türkiye savunma sanayinde İHA'larla, SİHA'larla, akıncılarla adeta bir devrim yapıyor. Acaba beraber çalışamaz mıyız dedi. Dedi ki şu anda tabii bu özel sektör. Bizim değil. Ama bunları tabii kendileriyle görüşmek suretiyle böyle bir adım atmaya yanaşırlar mı, yanaşmazlar mı? Onu özel sektör kendisi kararını verir. Ama Türkiye olarak bizler de sizlerle birlikte adım atmaya her zaman varız dedi. Geçmişte biz çok daha farklı bir konumdaydık. Ama şimdi hamdolsun göreve geldiğimde bizim savunma sanayinde %20 yerliydi. Ama şimdi %80 yerli. Bu konuma geldi. Yani bu ne demek? Artık biz bize yetiyoruz. Yani F-16'nız var. Mühimmatınız olmasaydı ne yapardınız? Bir işe yarar mı? Ama şimdi F-16'nın mühimmatını biz yapıyoruz. Mesela bu İHA'larda, SİHA'larda vesaire, özellikle SİHA'larda yapıyoruz. Ve şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Yani Tayfun diyorsun, şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. Vuracak tabii. Yani sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara şuradan buradan bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak yani bir şeyler. Bu işi başaracağız. Petrolüyle de, silah mühimmatıyla da, her şeyle. Ve düşünün yani 4.000-5.000 tır Suriye'nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. Dedi kusura bakmayın. Bak biz NATO'da sizinle beraberiz. Beraber olmamıza rağmen siz bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Başka çare yok.